Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir kalem başlığı öreceğiz. Bir erkek bebek olacak bu. İpimiz ten rengi olarak alize kullanıyorum. Numaramız da bu. Beklemeden başlayalım. 4 tane zincir çekerek örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4. Hemen yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. zincire çift batıyoruz. Ve karşı tarafa geçiyoruz. Burada iki tane daha sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Altı tane sık iğnemiz oldu. Burada ilmek kaydırarak sıramı birleştiriyorum. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Ben bunu çapraz sık iğne olarak örmek istiyorum. Çapraz sık iğne örerken tığımızı dolamadan batıyoruz. İpimizi tığımızın altından bu şekilde alarak çekiyoruz ve örüyoruz. Aynı yere bir daha batıp tığımızın altından alıyoruz ipi. Yani şu şekilde. Her ilmeğe çift batarak çapraz sık iğne olarak örüyoruz. 6 tane oldu. 7 8 9 10 11 12. Burada bir ilmek belirleyici koyacağım. Şöyle ip kullanıyorum ben. Renkli bir ip. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda da bir tane öreceğiz. Bir tane artıracağız. 6 kere tekrarlayacağız. Dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızda ilk başta bir tane artırıyoruz. Ve iki tane sık iğne örüyoruz. Tekrar artırıyoruz. Bu sıramızı da bundan sonra 2 ör 1 artır olarak devam edeceğiz sıra sonuna kadar. 5. sıramızda 3 tane sık iğne örüyoruz. Ve bir tane artırıyoruz. Aynı yere 2 kere batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar böyle yapacağız. 6. sıramızdayız. 6. ve 7. sıramızı artırma eksiltme yapmadan 30 sık iğne olarak öreceğiz. Çünkü burada 3. sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz olmuştu. 6. ve 7. sıraları da 30 sık iğne olarak öreceğiz. 2 sıra boyunca 30 sık iğne olarak ördüm. Fakat şu alım mesafesi bana kısa geldi. Bir sıra daha 30 sık iğne olarak örmeye devam edeceğim. Bir sıra daha artırma eksiltme yapmadan 30 sık iğne olarak örüyoruz. 6, 7 ve 8. sıraları 30 sık iğne olarak ördüm. 3 sıra boyunca 1, 2, 3 sıra boyunca 30 sık iğne olarak ördüm. 9. sıradayım. 9. sıramızı yaparken burada gözler için
minik yuvalar açacağım. O yüzden 12 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne ördük. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne atlayıp diğerine batıyoruz. Bu ilk sık iğnemiz oluyor. 1 2 3 4 tane sık iğne örüyoruz. Tekrardan bir zincir çekip bir sık iğne atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Ve tekrar 12 tane sık iğne örüp sıranın sonuna geliyoruz. Buradayız. 10. sırayı da artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Örerken de zincir çektiğimiz yerlerin üzerine birer tane sık iğne yapacağız ve sayımız değişmeyecek. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne örmüştük ve bir zincir çekmiştik burada. Buraya göz takacağız. Bu zincirin üzerine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar yanındakine batarak 1 2 3 4 tane sık iğne örüyoruz. Ve yine burada bir zincir çekmiştik. Onu da boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındakine batıyoruz. Şuraya batıyoruz. Ve sıra sonuna kadar öreceğiz. Ve bundan sonra 11. ve 12. sıraları da 30 sık iğne olarak artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Yani bu sıranın bitiminde 2 sıra daha 30 sık iğne olarak öreceğiz. Evet, 2 sıra daha 30 sık iğne olarak ördüm. Toplamda 3 sıra örmüş olduk. 1, 2, 3 sıra örmüş olduk. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözlerimizin yeri belli zaten. Şurada bir zincir çekmiştik. Hemen ilk gözümü takıyorum oraya. Bakın gayet rahat geçti. Diğer gözümü de takıyorum. Diğer gözümün de yeri şurasıydı. Zaten belli. Gözlerim 6 milim arkadaşlar. 5 milim de olur. Yani elinizde olanı da kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde gözlerimizi taktık. Şimdi gözleri taktıktan sonra çıkmaması için şöyle sabitlemek istiyorum. Şekilde sabitliyoruz. Sabitledik. Şimdi 13. sıradayız. Burada
3 tane örüp bir tane azaltacağız. 1 2 3 tane örüp bir tane azaltıyoruz. Azaltmayı da filodan yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyenler için bir kez daha yakından göstereyim. 1 2 3 ördük. Ön lobları şöyle ikisini peş peşe alıyoruz ve örüyoruz. Bu sırayı da 3 ör, 1 azalt olarak tamamlıyoruz. 14. sıradayız. 14. sırayı da bir tane azaltıyoruz. En başta 2 tane örüyoruz. 1 2 Tekrar azaltıyoruz. 2 ör, 1 azalt olarak bu sırayı da tamamlıyoruz. 2 ör, 1 azalt yaptık ve şimdi biraz içine doldurmak istiyorum. Çünkü bitiyor artık kafası. Bu şekilde sabitleyebilirsiniz elyaflarınızı. Şimdi biraz daha örelim. Tamamen dolduralım. Bu sıramızda ise bir tane öreceğiz. 15. sıradayız. Bir tane örüp bir tane azaltacağız. Bir öreceğiz. Bir azaltacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz.